bitkilerin ne kadar bize etkili olduğunu ve bitkilerin kendini seçtirebildiğinden bahsediyoruz. Yani bu bitkilerin de kullanılan, artık hangisini seçerseniz seçin, insanın tarafında bir şeye hitap ettiği için, bir arzusunu tamamladığı için insan tarafından seçildiği noktası çok önemli. Hatta hikaye hep tersten anlatmak üzere kurulmuş. Ve hepsi de yararlı bir şey değil. Yani bizim seçtiğimiz hepsi pratik yararlara en azından sebep olmuyor diyebiliriz. Patates konusu gelindiğinde aslında genetik mühendisliğe giriyor yazar. Ve şeyden bahsediyor. Bu New Leaf denilen bir patates türü varmış. Ve bu tür bir firmanın tabii patenti var burada. Bu tür genişte monokültür olarak yetiştiriliyor ve bu türün önemi içinde bir BT bakterisinden gelme bir gen var. Bu gende işte Colorado böceği var. Bu patatesi en fazla yiyen, yani onun şey taç yapraklarını yiyor. Dolayısıyla yumru şey alamıyor, besini alamıyor. Dolayısıyla ölüyor patates. Bunu yapmasın diye kendi zehrini kendi üreten patates yaratıyorlar. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Normalde biz bitkiye ilaçladığımızda bu kimyasal bir zehirlenme ya da kimyasal kirlenme yaratıyor ama biyolojik bir kirlenme yaratmıyor. İkisinin ayrımı çok önemli. Kimyasal kirlenmeden kasıt, evet, siz o salgın olduğunda, özür dilerim, istila olduğunda bir böceklerden veya bir belli bir dönemde o böceklerin mesela yumurtladığını biliyorsanız, o zaman çiftçiler o BT ilacından sıkıyor patateslerin üzerine ve sadece o dönemde o bitkilerin üzerine kalıyor belki şey ama ilaç. Ama belli bir dönem sonra zaten hem güneşte çözülüyor hem de belli dönemde sıkıldığı için de hani sürekli üzerine kalmıyor. Gene zararları var. Bu arada o ayrı bir karışma konusu ama durum böyle. Fakat siz bunu bitkinin genetiğinin içine soktuğunuzda bitki artık sürekli bunu üretir hale geliyor. Ve bunun şöyle bir sıkıntısı var. Ya sen sürekli sonuçta birlikte evrim denen bir şey var. Her şey zararlısıyla beraber. Yani diyalektik dedin ya, çok doğru. Zararlısıyla beraber önemli. Sen şimdi bir tane bitkiyi bu konuda bu kadar kuvvetlendirip kendi savunmasını bu kadar yüceltecek ve karşı taraftaki zararlı böceği veya bitkiyi ne olursa olsun yok edecek şekilde geliştirdiğinde süper böcek olma ihtimali doğuyor. Ki yapılan araştırmaya göre bu bitkiler, yani New Leaf patatesindeki yaptıkları gen değişikliği 30 sene sonra süper böceklerin oluşmasına ve yol açacak. Ve önemlisi o ilaç, yani kullanılan BT aslında şu an ara sıra ilaçlama yapan bütün haşere ilaçların içindeki en önemli bileşen. Sen o bileşeni böylece yok etmiş olacaksın. Aslında bu işte tam antibiyotiklere itiraz edilmesi mantığına benziyor. Yani bir oranda aldığında sen aslında bir virüsle karşılık veriyorsun. Ne oluyor? Vücudun direnci artıyor. Yani bu da aynı şekilde. Sen eğer BT bakterisini her yere biyolojik şekilde yayılması neden olursan, buna karşı da böcekler direnç kazanacak ve yine doğal ekosistem dengesini bozabilecek bir şey oluyor bu. Dolayısıyla bu genomların değiştirilmesiyle, genetik mühendisliğiyle ilgili şu anda günümüzde en önemli tartışmalardan biri. Biyolojik dengeyi bozacak mı uzun vadede? Çünkü şirketler bunu kontrol ettiği için kar amaçlı daha çok bakıyorlar. 20 yıllık, 30 senelik planlarla hareket ediyorlar ama doğa çok daha kısa, bazen kısa vadede bazen uzun vadede değişimler içeriyor.